Evet, merhabalar tekrardan. Sonunda canlı yayın yapacak bir yer bulabildik. Sesim ve görüntün net mi? Her şey yolunda mı? Teşekkürler, Feder. Her şey yolunda mı? Sesim, görüntüm net mi? Okey. Canlı yayınlara ağırlık vereceğiz arkadaşlar. İnsanlara iyi geliyor, uzak duruyorlar. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Sizlerden de ricam, bu işe yani bu tuzağa düşmüş olun ya da olmayın. Bu toplumun kanayan yarası. Yani bağımlılık dediğin şey tek benim, onun, bunun, şunun sorunu değil. Toplumun bir sorunu. Sen kullanmıyor olsan bile maddeyi, mahallende kullanan biri varsa bir gün elinde bıçakla senin karşına geçip eroin parası için seni gasp etmeye çalışabilir. Bak sen kullanmıyorsan bile maddi içen biriyle hayatta bir etkileşime girebilirsin. Doğal olarak herkesin duyarlı olması lazım. Hani ya ben içmiyorum, bana ne, içenler kendi ne halleri varsa görsünler. Bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Sen uzak olsan da, senin maddi değişim olmasan da bir gün ansızın maddi içen bir insan senin karşına dikilip seni gasp etmeye çalışabilir. Doğal olarak herkesin bir üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım. Yani Mustafa Kemal Atatürk Gençliği Hitabesi'nde ne diyor? İşte damarlarında sahip olduğun kudret damarlarındaki asil kandadır diyor, değil mi? Hani sevin ya da sevmeyin, bak siyaset değil söylemek istediğim. Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin. Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin. Umarım demek istediğim anlaşılmıştır. Çokludan bir istek var. Bismillah diyelim, alalım. Hocam selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, Allah razı olsun. Nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun, ben de iyiyim. Evet abi, yolunda gitmeyen ne Allah var iyisin hocam. hayatta? Valla hocam, Allah şu her şey yolunda. Yolunda gitmeyen tek şey var. İnsanların bilincinin kapanması diye düşünüyorum. Aslında bence hani kullandığımız alkol olsun falan olsun, bence bunların bir bağımlılığı yok diye düşünüyorum. Ben evet kullandım hepsini. Gerçekten çok aşırı tükettim. Şöyle söyleyeyim hocam. İstediğim zaman kullanıyorum, İstediğim zaman bırakıyorum. Yoksa bana mı Ama öyle geliyor? Anlamadım. maddi kontrol edemezsin ki. Buyurun hocam. Yıldırım abi, maddi kontrol edemezsin. İlk zamanlar öyle olduğunu düşünürsün. Aradan bir süre geçer, bir bakmışsın ki sürekli olsun istiyorsun. Ama hocam ben bunu çok tükettim. Hani gerçekten çok tükettim. Çok uzun süre tükettim. Hani istediğim zaman bıraktım, istediğim zaman başladım, ne bileyim. Hani insanlar bu şekilde anlatıyor. Ben çok değişik oluyorum hocam. Hani ya diyorum, ben bir tek bende mi hani bir tek bende ben mi böyleyim? Yoksa diyorum gerçekten bu madde olan veya alkol olan şeyler gerçekten böyle mi diye düşünüyorum. Ama herkes böyle yazıyor işte, görüyorum. Valla değişik hocam, ben şaşırıyorum yani. Yoksa insanların bilincim kapalı diye düşünüyorum. Kaç yaşındasın abi? 36 hocam. 36. Ne iş yapıyorsun? Hayatı nasıl kazanıyorsun? Hocam güneş enerjisi, su arıtma, duşakabin, tesisat. Kendi yerinde çalışıyor musun? Şöyle söyleyeyim. Ben kendi yerimi aldım, kapattım hocam. Şu an seyyarım. Çalışmıyorum daha doğrusu şu an. İşsizim. Öyle söyleyeyim. Daha doğrusu çalışmak gibi bir potansiyelim yok, zayıf. Çünkü birazcık bazı kanunda dediğim sorunlarım var. Yani O sorunlar ne bileyim, sence maddeyle mi alakalı? Yıldırım abi, sence madde kaynaklı değil sorunlar hocam. Değil hocam. Çevremle alakalı. neyle alakalı sence? Çevremle alakalı hocam. Ailem olsun, arkadaşlarım olsun. O şekilde hani evet. Arkadaşlarım, çevremde hepsi tüketiyor bu illeti. Tamam mı? Ben duyuyorum hocam. Adamlar olmadığı zaman affedersin çok değişik yollara başvuru yapıyor. Hani ben çok teşvik edildim. Hani çok teşvik edildim. Çok uğraşıldım. Gidelim yapalım hesabı. Ama hiçbirisini özenip yapmadım. Yapmak da istemiyorum. Yapmam da. Param var mı yok. Ama onu bulmak için de çaba sarf etmiyorum hocam. Olmazsa olmaz. Şöyle söyleyeyim. Affedersin. Bence bunlar hepsi vesvese. Bu yaşanan hepsi birer vesvese. Affedersin. Allah Celle Celaluhu insanoğlunu tüm canlıların üstüne yaratmış. Tüm canlıların üstüne yaratmış. Şimdi biz insanoğlu tüm canlıların üstünken bu vesveseye kapılıp onu uymamız birazcık saçma geliyor bana hocam ya.
O yüzden bu arkadaşların bu vesveseye kanıp o yolu seçmesi beni çok üzüyor. Bence bilinçleri kapalı hocam arkadaşların. Evet, Abi etkisi sana yok mu var? ne olduğu zaman iç mesleği geliyor sana? Ne olduğu zaman içiyorsun? Şöyle söyleyeyim. Ne olduğu zaman içiyorum? Aslında bir şey olduğu zaman içmiyorum. Keyfim içmek istediği zaman içiyorum. İçmek istemediği zaman içmiyorum. Bazen genelde hocam açık bir söyleyeyim. Hani bu tür arkadaşlar içiyorsa spor ve terleme dediğiniz gibi besin, Abi özür dilerim. gıda. Arkadaşlar yorumlarda sosyal madde diye bir profil var. O benim yedek hesabım. Takip ederseniz sevinirim. Bu hesap Tamam. bazen ihlal, canlı yayın yapamıyoruz. O hesabı da takip Anladım ederseniz hocam. en azından bir şey olursa o hesaptan yayın yaparız. Evet abi özür dilerim. Sendeyiz. Aynen. Peki hocam. Estağfurullah. Hocam dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde konuştuğu zaman mesela hani eğer gerçekten böyle bir sıkıntıları varsa önerebileceğim dediğiniz gibi siz daha iyi bilirsiniz. Başta başınca önce spordan başlamak ve gıdadan ikisi. Gıda ve spor benim düşüncem. Bisiklet turu ikisi. Evet doğru. Üçüncüsü uyku. Üçüncüsü uyku. Ben başka şey bilmem hocam. Doğru, çok doğru. Ama hocam bence şimdi bu madde konu arkadaşlar bu şekilde anlatıyor. Bunlar vesvese hocam ya bence. Bence bunlar hocam hani diğer alemlerle alakalı bir rahatsızlıkları var bence hocam bunların. Evet bak bu şu bir gerçek arkadaşlar. Metafizik olarak madde kullanan insanların bu boyuttan olmayan varlıklarla yani işte üç harfli dediğimiz cinler dediğimiz varlıklarla Aynen. daha aşırı neşir olduğu gerçek. Çünkü uzun süre uyumadığı zaman gözdeki perde kalkıyor. Bazı varlıklarla ister istemez insan musallat oluyor. Çünkü bu uyuşturucular insanlar nerede içiyor? Tuvaletlerde içiyor. Pis mekanlarda içiyor. O Aynen. varlıklar nerede Aynen. yaşıyor? Tuvaletlerde yaşıyor. Pis yerlerde yaşıyor. Doğal olarak musallat olmaları, musallat mevzuları gerçek. Bu doğru. Hocam sözünüzü kestim. Hani diyorlar ya mesela şunu kafasını kuruyor mesela bak. Kafasını kuruyorlar. Ne bileyim hazırsan görüyorlar doğru mu? Aslında bunların hepsi birer gerçek. Lakin soyut, lakin somut. Soyut somut muhabbeti burada devreye giriyor. Aslında bunların hepsi gerçek. Lakin bunları ayırt edip bazı hocalarımız var, doktorlarımız var mesela. Diyorlar işte sen mesela ben hocam uzun bir süre önce ben hastaneye gittim tedavi görmek için. Aslında benim bunları bilincim üstündeydi. Yani bilincim altında ama ben gene de danışmak istedim. Belki dedim ben yanlış biliyorumdur hesabını. Sıradan bir insana bu şeyleri soramazsın. Hastaneye gittim. Bana bipolar bozukluğu teşhisi koydular. Hastaneye yatırdılar 45 gün hocam. Ben bu soruları sorduğum zaman bana hocaların hepsi verdiği cevap hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Nasıl diyor hocam bunlar ya? Bunların olmaması mümkün mü? Bence yanlış bir cevap hocam bunlar. Ben bu Ya şekilde hastanelerde doktorlarımızın görev yapmasını ben karşıyım yani. abi şunu söyleyeyim. Damdan düşen hani damdan düşenler. Bak ben insanları anlayabiliyorsam, insanlara fayda sağlayabiliyorsam, hiç canlı kanlı görmediğim insanlara uzaktan destek olabiliyorsam, onları maddeden uzak tutmayı başarıyorsam bunun temel yolu ne sence abi? İşin içinden gelmem. Doğru mu? 11 sene kullanmış olmam. Evet, Onları evet. anlıyorum. Şimdi sen doğru dediğin gibi bir hastaneye gidiyorsun. Adam kitaptan okumuş. Seninle aynı gözlükle bakamaz hayata. Yani anlayamaz seni. Sempati kuramaz. Ama sen şu an konuşmalarından İllaki. ben seni nasıl hissettiğini anlıyorum. Çünkü bundan 4 sene önce ben de öyle hissediyordum. 4 sene önce ben de o psikolojideydim. Anlatabiliyor muyum abi? Evet. Dediğine Evet, anladım hocam. katılıyorum. Dediğine hak veriyorum. Ama sana da şunu söylemek istiyorum. Yani arada bir içmek diye bir şey yok. Bak abi bağımlılık araba sürmek gibidir Yıldırım abi. Evet, doğru. Arabayı nasıl sürersin? Anladım. Arabayı nasıl kaldırırsın? Vitesi 1'e atarsın. Doğru mu? Vites 1 biraz Doğru. hızlanırsın. Vites 2'ye atarsın. 3'e atarsın. Bağımlılık da böyle gelişir. Önce vites 1'de gidersin. Ufak ufak. Sonra 2, 3 bir bakmışsın vites 5 arabayı kontrol edemiyorsun. Anlatabildim mi abi? Doğal olarak Evet. yapmaman lazım. Arada bir his yok bunun. Bir Evet. kereden 1000 hayat mahvolur. Bir denemeden başlar her şey. Hiçbir insan, Yıldırım abi, hiçbir insan sabah uyandığı zaman "Aa bugün ne kadar güzel bir gün, gideyim de bağımlı olayım" demez. Doğru mu? Bir kere içmiştir. Doğru. Bir ay sonra bir daha denk gelmiştir. Bir daha. Ondan sonra bir bakmıştır adamın hayatına girmiş madde. Anlatabiliyor muyum? Doğal olarak madde merak Evet. duyuracak. Madde o geceyi neşeli hale Ama getirecek. evet. Hocam Yani ben madde. bu maddeyi hocam 2012'de başladım hocam. 2012'de başladım. Şey tövbe. 2003, 2003'te başladım. 86 modelim. 2003'te başladım. Otla başladım. Ottan şekerden illeti, affedersin isim vermek istemiyorum ama artık mecburuz. İsim veremiyorum başka türlü. Şekerden ikinci adım şeker. Üçüncü neydi o?
Ne diyor ya hocam? Paketler içinde vardı ya böyle üstünde siyah adamlar oynuyordu falan. Jamaika falan. Ondan Evet. sonra Kristal Bonzai derken bunu en çok Mette takılı kaldım. Mette çok uzun süre kullandım. Günde bir iki adet gram içiyordum. Lakin bugüne kadar 3 sene boyunca net bir şey bir fiil içtim. 3 sene boyunca durmaksızın içtim, kullandım. Fakat bir gün ben dedim içmeyeceğim ya. Bugün o gün kafaya taktım hocam. Hani herhangi bir sorunum yoktu, rahatsızlığım yoktu. İçmeyeceğim dedim. Kestim attım o gün. Tam bir sene içmedim. Diyorlardı, efendim içiyorlardı. İşte iç. Ya içmeyeceğim kardeşim, sen bana ne yazıyorsun ki ya? İçmeyeceğim diyordum. Hani insanın bence beyninde bitiyor hocam bunlar. Bir anda kestim. Evet 4 sene boyunca hocam bir fil içtim yani bak her gün. Bir anda kesilmesi normal bir şey değil. Evet etki yapıyor, yapmıyor değil. Lakin insan öldürmüyor ya bu alet. Hiçbir zaman öldürmüyor hocam. Etki yapıyor evet. Ondan sonra peynire başladım. Peynir de aynı. Uzun bir süre tükettim. İçmeyeceğim dedim. İçmedim, kestim. Adamlar diyor ki sen nasıl bıraktın ya? Sen nasıl içmiyorsun? Adamlar şaşırdı ya arkadaş çevrem. Ya ne oldu ki siz, ben anlayamadım adamları hocam. Ben bir anda kesiyorum her şeyi. Ama öyle bir şey yaşamıyorum ne bileyim. Allah belki bu yeteneği bana verdi. Belki de herkes nasip etmiyor. Ayırmıyoruz ama ben öldüreceğini zannetmiyorum yani bu şekilde. Yani o, şöyle kendi açımdan şunu sevdim. Evet o krizi yaşıyorum bazen. Yaşadığım oldu. Peynirden sonra bir iki gün yaşadım. Hoşuma gitti hani böyle o şeyler. Vay diyorum. Ha, hoşuma gidiyordu böyle. Ulan diyordum. Herkes bunu yaşamayı sevmez. Ben bunu yaşamayı sevdim. Ama bir daha içmem dedim. Belki daha kötü olacak. Dedim ki hocam bence bunlar metafizikle alakalı. Biz o illetten daha üstün bir En zekaya son sahibiz. ne zaman kullandın Yıldırım abi, samimice? Samimice bir ay geçmiştir hocam. Bir ay geçmiştir. Evet. Anladım. Tamam abim benim. Başka söylemek isteyeceğim bir şey var mı? Bekleyenler var. Hak geçmesin. Sırayla alayım. Başka Peki söyleyeceğim. hocam, aynen hocam. Hakkınızda ne diyorum hocam? Arkadaşlar burada yanlış konuştuğum bir cümle varsa özür dilerim hepinize. Hayır, hayır, Allah'ına kulun hayır. hocam. Teşekkür ederim. Çok samimi konuştuk. Teşekkür ederim bağlandığın için. Teşekkür ederim. Senden bir Allah'ına ricam hocam. var. Hayırlı hocam. Benden bir ricam var. Ben bu hesaptan böyle Buyurun hocam. işler yapıyorum diye bazı insanlar rahatsız oluyor. Hesabı şikayet ediyorlar. Biliyorum hocam. Senden Evet. videolarımı beğeni ve yorum atarsan çok mutlu olurum. Hesabı Tabii ki. kapamamın. Tabii ki hocam. Eyvallah Teşekkür hocam. ederim. Teşekkür Allah'a ederim. emanet ol. Sağ Hoşça olun hocam. kal. Allah'a emanet olun. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Eyvallah. Evet. Çokludan. Sevda hoş geldin. Buralardayım. Arkadaşlar Korex dediğiniz şey peynir. İnsanları peynire yani eroine düşürebilmek için kılıf uyduruyorlar işte. Korex işte ne bileyim Erol abi falan filan peynir. Öğün yani uyanık olun. Yani insanları düşürebilmek için maddeye garip garip isimler uyduruyorlar. Çekici isimler uyduruyorlar. Uyanık olun düşmeyin. Evet arkadaşlar çokludan istek alıyorum. Atan varsa. Arkadaşlar şu sosyal madde benim şey hesabım, yedek hesabım. Bakın şurada Sevda'ya cevap yazayım. Görmüş olursunuz. Onu takip ederseniz çok mutlu olurum. Yani bu hesaba bir şey olması durumunda hesaptan devam ederiz. Bakın atayım şöyle. Şimdi alttan yorum gelecek. Bakın arkadaşlar o takip ederseniz çok mutlu olurum. Bu hesaba bir şey olması durumunda Allah korusun. Evet. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bugün bayağı bir yayın aç kapa yaptık. Evde kendimi bir yer bulamadım bir türlü. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Tekrardan yeni gelenler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nervimden kurtulamıyoruz. Nervimi doktor mu yazdı? Doktor mu yazdı yoksa kendi başına mı gittin aldın? Ne oluyor ya? Sesim geliyor mu hocam? Evet geliyor, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Size bir şey danışacaktım ya. Tabii ki. Ben 3 ay önce Esrar'la tanıştım. Hani sadece ikram vasıtasıyla. Ondan sonra 3 ay sonra işte ben de almış bulundum bir kere. Sadece alkol içerim yani. Son bir senedir sadece alkol içiyorum. İşte geçen de aldım öyle. Hani keyfi olarak kullandığımı düşünüyorum ama nerelere gider, ne olur bilmiyorum. Yani bir danışmak istedim.
Toplamda kaç kere kullandın Alper abi? Vallahi 2-3 kere kullandım. En sonunda dün bir kere içtim, o kadar. Ama hiç aramıyorum yani, öyle arama falan yok. Yani içim Arama falan aramıyor yok. ama Peki yani mesela alkol çevrende içtiğim zaman evet. çevrende bunu kullanan var mı? Yani samimi arkadaşlarından sürekli bunu kullanan var mı? Evet zaten orada oldu. Nasıl? Zaten orada başladı. Orada başladı. Alkolden. Eğer o arkadaşınla görüşmeye devam edersen hayatını geri kalanını bir esrar bağımlısı olarak geçirirsin. Dost acı söyler. Şimdi ben mesela keyfi olarak bunu mesela kullanabilir miyim mesela arada sırada? O Bu keyfi işin olarak keyfi yok. gider mi? Bu işin keyfi yok. Yanlış anlama, kusura bakma, dostları söyler. Bu işin keyfi yok. Keyifle başlar, istekle başlar, ihtiyaca dönüşür. Bak, çok çok önemli bir nokta bu. Alper abi, istekle başlar, mutlu olma isteği için içersin, keyif alma isteği için içersin. Bir süre sonra bu ihtiyaca dönüşür. Onsuz yapamazsın, onsuz uyuyamazsın, onsuz insanlarla konuşmak istemezsin. Anlatabildim mi? İzmir'den selam, Anladım. İzmir'e selam. Yani alkol, şimdi alkol içmiyorum mesela. Sadece onu içsem mesela, hafta sonu cumartesi diyorum, yeter diyorum. Alkol içmiyorum mesela. Alkol, aslında alkol bir bağımlılık vardı. Alkol bağımlılığı vardı. Alkolü mesela kesmiş bulundum yani bir anda. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim sana Alper abi. Alkolü gidip tek elden alabilirsin. Doğru mu? Evet. Ama esrara ulaşmak için gayrimeşruya girmen lazım. Normalde girmeyeceğin Evet. sokaklara girmen lazım. Normalde muhatap olmayacağın insanlarla muhatap olman lazım. Doğal olarak suçun içine girmen lazım. Çünkü illegal bir şey arıyorsun. Bir, yakalanma riskin var. Doğru mu? Yakalandığın Evet. zaman başına bir şeyler gelebilir. Denetim dosyası açabilirsin. Daha büyük sorunlarla uğraşabilirsin. Doğal olarak anlatmak istediğim şey şu. Alkol de masum değil, esrar da. Ama alkol alacağın yer belli. Fakat esrarı tutulursan suçun içine girersin. Ve bir süre sonra gittiğin torbacı, örnek veriyorum sana, esrar yok dedi, başka bir şey önerdi. Başka bir şey almak zorunda kalırsın. Bak, bu hep böyledir. Anlıyorum hocam. Ya bu işleri hiç ben görmedim. Yani sadece işte bir arkadaş ortamında daha Hoş geldin. yeni tanıştım yani. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Hoşça kal. Sağ olun. Evet, yeni gelenler hoş geldin. Sırasıyla alacağım çokludan. Bekleyenler. Burak abi gördüm, seni alacağım. Soner abi hoş geldin. Selamünaleyküm hocam, hayırlı günler. Selam abim benim, hoş geldin. Hocam öncelikle ben sizi çoktan beri takip ediyorum. Yani sizin dinlediğim de yani gerçekten çok faydalı bir yayınınız var. Ben bu Teşekkür maddeyi ederim. hemen... Alo. Evet, geliyor sesin abi. Bu maddeyi ben 12 senedir falan kullanıyorum. Gerçekten yani 5-6 aydır ben sizi takip ediyorum. Son zamanlarda yani bu ben hemen hemen bir 4-5 aydır kullanmıyorum, içmiyorum da kendimi biraz alkole bağımlı tuttum. Ha, bu aralar mesela alkol içtiğim zaman canım çok istiyor yani. Bunun için ne Alkol yapmam tetikler. lazım? Doğru abi. Alkol tetikler. Alkol tetikler, alkol tetikler. Adam o Belli seni... bir şeyden sonra tetikliyor yani ister istemez. Abi bak şöyle söyleyeyim. Maddeden hayatta her şeyin Efendim? zıttı vardır. Doğru abi. Hayatta her şeyin bir zıttı vardır. Bak gece gündüz, iyi kötü, kadın erkek, güzel çirkin. Doğru mu? Maddenin de tan Evet, zehiri, tabii ki. maddenin de tersi manadır. Hayatına kattığın anlamdır. Yani uyuşturucu bırakmak için alkole sarılma çözüm değil. Başka bir şey yine zehirliyorsun kendine. Başka bir şeyle zehirleyip kandırıyorsun. Önemli olan hiçbir şey içmeden mutluluğu yakalamak. Spor yapmak, egzersiz yapmak, sağlıklı insanlarla gezmek, kendine kariyer planı yapmak, bir şeyler, bir birikim yapmak. Anlatabiliyor muyum? Kendine bir şey katmak. Alkol içtiğin zaman paran gidiyor mu Soner abi? Paran gidiyor değil mi? İlla ki, illa. Zamanın gidiyor mu abi? Ya zaten bir şey söyleyeyim hocam, yani paran olduğu zaman yani bir tek alkol için değil, bununla tanışan insan her türlü bir şekilde paran varsa her şeyi istediğin zaman buluyorsun yani. Nerede olduğunun farkı yok yani, fark etmez. İnsanı Yaş kaç kendine abi? biten sorun. Doğru abi, yaş kaç? Yaşım 34. 34 maşallah. Evli misin abi? Evliyim. Çocuk var mı? Ellerinden öper iki tane. Maşallah. Allah ana babalı büyüsün. Şimdi Soner abi, Amin. ben senin kardeşin yaşındayım. Şöyle söyleyeceğim. Bir yerde onların rızkını da sanki
veriyoruz değil mi baktığın zaman? İllaki onu her zaman bilincindeyiz zaten. Şimdi bir Onu şeyleri değiştirmek için sonra abi örnek veriyorum. Birçok insana göre şanslısın. Mesela benim çok hayalimdir bir ailem olsun, çocuklarım olsun. Hani benim bir hayalim. Sen mesela benim hayalime sahip bir insansın. Yuvam var, Evet. iki tane bakıcım var. Örnek veriyorum. O zamanı onlarla değerlendirsen şu an zor geliyor olabilir. Bir iki hafta ağır gelir nefsine. Maddeyi bıraktın, alkolü bıraktın, hiçbir şey içmiyorsun. Bir iki hafta çocuklarla konuşmak bile istemezsin. Anlayabiliyorum seni. Sinirli olursun, agresif olursun. Ama İster bir iki istemez hafta hocam. atlattıktan sonra bir ailen olduğunu farkına varıp onlarla vakit geçirmeye Ya başlayıp ona göre bir hayat çizdiğin zaman şükür kendine. Hı. elhamdülillah yani bir ailemizin bir sorumluluğumuz olduğunu her şeyin farkındayız yani de yani dediğim gibi ama insanı tetikliyor sonuçta. Mesela diyorum ki bugün bir arkadaşım denk geldi, dedi sana bir güzellik yapayım. Dedim olmadı, işin rast gelsin. Ben dedim böyle böyle içmiyorum artık. Allah var, o da hiç ısrar etmedi. Ha canım almak istedi mi? İstedi. Yani tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah çektim gittim yani. İş yerini kapatınca gittim alkol aldım yani. Ama çözüm değil Soner abi. Biliyorsun değil mi? Çözüm değil. Mesela ben sana bir çay önersem, 3 tane bitkini karıştırıp çay olarak içmeni önersem, hem seni sakinleştirecek, hem böyle içme isteğini azaltacak, hem de seni daha biraz relax tutacak bir karışım önersem, onu içmeye başlasan, melisa çayı, anason çayı, papatya çayı, bu üçünü karıştırıp günde bu sık sık içsem faydasını göreceksin. Böyle bir yol deneyelim mi seninle abi? Olur abicim ya, neden olmaz? Melisa çayı. Doğru muyum? Evet, Melisa, anason, papatya 3 abi. Bak çok faydasını görecek. Sonra abi çok faydasını göreceksin. Anladım hocam. Vallahi işin az gelsin. Gerçekten yani burada yani topluma gerçekten çok güzel faydalı bir şeyler ben paylaştığınıza eminim yani. Ben Allah razı olsun. bayağıdır da zaten sizi takip ediyordum ama yani daha ilk defa böyle bir canlı yanınıza katıldım. Gerçekten yani ha şükür elhamdülillah. Ha ben temizlendim mi? Ben kendime göre temizlendiğimi düşünmüyorum. Ha 4-5 aydır içmiyorum. Ha beyin istiyor mu? Bunu istiyor. Ama kendimi farklı bir şeye yönetmeye çalışıyorum yani. Ama dediğiniz gibi o Melisa çayı falan vesaire onları denemeyi düşünüyorum yani. Kesinlikle de anason zaten rakının ham maddesi biliyorsun abi. Aynen. Bir de ben Onu normalde de çay alkolü çok tüketen bir insanım yani. Zaten anason çay bazı bir olarak içmiyorsun. şeyleri başlatan şey hep alkolden başlıyor. Diyorlar işte bütün kötülükten anası alkoldür diyor. Gerçekten o yani alkol. Her şey Evet. alkolden başlıyor. Abi bak benim bir danışanım vardı senin yaşında bir abi. Abi 5 sene bıraktı. 5 sene. Ondan sonra bir gün bir mekana gidiyor, alkolü bir mekan. Bira açıyor. Diyor ki Apo dedi, biranın yarısına gelmeden torbacı aramaya başladım. Bak 5 sene bırakmış adam. Ağzına alkol sürüyor. Diyor ki biranın yarısına gelmeden torbacı aramaya başladım. O kadar ki sıkıntılı alkol. Lütfen anason, melisa, papatya çayı üçünü karıştır sonra abi. Gün içinde sık sık iç, faydasını göreceksin. Lütfen bak bir aslan gibi adamsın, Anladım. inşallah yüzleri takip etmenle. Ben senin paranı, rızkını alkol harcamanı istemiyorum abi. Eyvallah. Yolunuz Kırıkkale'ye de düşerse bekleriz yani çayımı kahvemi içmeye. İnşallah, inşallah. Benim de senden bir isteğim var. Ben sosyal medyada bu işi yapıyorum diye beni çok şikayet ediyorlar hesabımı. Sürekli ihlal ediyor. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsan abi bana çok destek olmuş olursun. Haberin olsun. Senin canın yerim, işin rast gelsin. Allah razı olsun Size abim. Hoşça kal. tekrardan iyi yayınlar. İşiniz rast gelsin. Toplumu gerçekten güzel bir şeylere çekmeye çalışıyorsunuz. Sağ olun Teşekkür yani. ederim abim benim. Hoşça kal. Sizlere de söyleyeyim. Hesabım sürekli kısıtlamaya ilerliyor. Bazıları benim bu işi yapmamdan rahatsız. Bazıları insanları bilinçlendirmemden rahatsız. Bazılarını tekene çomak sokuyorum. Sizden ricam lütfen videolara beğeni ve yorum yapın. Hesabın etkileşimi artsın, kapanmasın. Evet teşekkür ederim. Sen kralsın ya, Allah bin kere razı olsun. Kim var söz verdiğimiz? Burakcan 8. Burakcan'ı bir alalım. Burakcan'ın şu an desteğe ihtiyacı var. Hatta hepinizin duası lazım ona. Kaldım şu an. Uçmaz savaş veriyor. Alo. Alo. Burak sesim geliyor mu? Efendim. Heh, sesim geliyor mu?
geliyor. Nasılsın? Selamun aleyküm. Aleyküm selam Ertuğrul'um. Bir saniye. Mikrofonu uzatacağım sana. Burak nasıl hissediyorsun? Hiç iyi değilim vallahi. Devamlı Sesin neden sesin. istek atıyorum biliyor musun? Yanımda bir tane destekçim yok şu anda. Evdekilerle küstüğüm için hani onlara da hiçbir şey demiyorum. O yüzden yani durmadan istek atıyorum. Ben seni cani yerim. Sen iyi olacaksan ben sabaha kadar ben kapatmam yayını. İyi olacaksan ben sabaha kadar kapatmam yayını. Ben de aynı yollardan geçtim. Arkadaşlar ben bu hesabı açmamın, bu işi yapmamın sebebi ben bu maddenin acısını biliyorum. Düşürdüğü durumu biliyorum. Nasıl hissettiğini çok iyi biliyorum ben şu an senin. İçinin yangınını görebiliyorum. Benim bu yayınları yapmamın, bu hesabı böyle aktif tutmamın sebebi insanlara fayda sağlamak. Bak ya kaç tane insan aynı şeyi söylüyor bana. Lütfen 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 sen vazgeçme kararından. Ben senin hep yanında olurum. Biraz sohbet edelim senin de kafan dağılır. Bak Ertuğrul hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın iyi misin? İyiyim çok şükür. Hani ben hiç kullanmadım. Fakat çevremdeki arkadaşlarımın hani hepsi kullanıyor, ediyordu. Hani biz güvercin besleriz. Hatta bana güvercin beslediğim için bazıları kızardı. Da biz işte başlamadık hiçbir zaman uyuşturucuya vesaire. Ama işte ben tır şoförüyüm. Şimdi sürdüğüm bir tane tırın şoförü kullanıyormuş. Ama hani ben şimdi o zaman bilmiyorduk tabii tam meti filan. Bir gün bir baktım o sürdüğüm şoförün şeyi şoförü kullandığı için tanıdığı arkadaşı varmış. Bir baktım koşarak geldi bana armut ampul var ya armut ampulü sökmüş böyle içinde tabii. Hani eğer ki meti görmüşsündür zaten illaki. İçinde de met böyle erimiş bir vaziyette. Ama ben hiç ayıkmadım tabii. Bir baktım bana uzattı böyle. Adamı hiç tanımıyorum. Böyle bağırdı, ıslık çaldı falan. Geldi kapıyı açtı, elime verdi armut ampulü. Baktım şöyle, abi bu ne dedim. Şöyle bana baktı. Aman lan dedi, bu Murat değilmiş. Ver gene dedi armut ampulü elimden aldı. Kapıyı örttü gitti adam.